Engin Ardıç. Kalmadı böyle futbol. Genç Osmanlılar'da bir sonra gelen kuşak olan Jön Türkler de 1876 anayasasından ötesini göremiyorlardı. Hele bir anayasa yapılsın, daha sonra da hele bir Abdülhamit'in rafa kaldırdığı anayasa yeniden yürürlüğe konsun. Sonrası Allah kerimdi. Memlekete hürriyet gelince bütün dertler sona erecekti. Hürriyet geldi ve imparatorluğu büsbütün bölünmeye götürdü. Başka türlü de olamazdı. Eyaletlerin kopmasından, azınlıkların ayrılmasından başka kimin ne işine yarayacaktı bu hürriyet? Memlekette işçi sınıfı mı vardı, azınlıklar dışında Türk burjuvası mı? Köylü vardı, memur vardı o kadar. Yine memur zümresine yaslanan genç cumhuriyetin ayakta durabilmesi ancak diktayla sağlanabildi. İddiatçılar bu kez derslerini almışlardı. Bugün de benzer bir aymazlık içindeler. Papağan gibi güçlendirilmiş parlamenter sistem sloganını tekrarlıyorlar ve bundan mucizeler bekliyorlar. Güçlendirilmiş kelimesinden ne anladıkları belli değil. Göstermelik kokuyor. Ötesi de bildiğiniz eski sistem işte. Burunla ne elde edecekler? Tayyip Erdoğan'dan kurtulmuş olacaklar hepsi bu. Adı konmasa da yine bir koalisyonlar dönemi başlayacak. Devletin her bir ucu tutanın elinde kalacak. En az 5, en çok 10 yıl yine bir fetret devri yaşanacak. Bu arada tıpkı iddiaçıların başına geldiği gibi birkaç vilayet daha kopup ayrılabilir. Vebali kimlerin üstüne olacaktır bir düşünün. Sonra bu eski sistemde de Tayyip Erdoğan yine kazanır gelir, bu sefer başbakan olarak enkazı kaldırmaya çalışır. Ama yaşlarda ilerlemiş olur. 30 yıllara vararız. Ben varacağımı sanmam. Siz düşünün. Ben yukarıdan bakar bakar gülerim. Şimdi yine toplanıyorlarmış. Bir ortak mutabakat metni hazırlayacaklarmış. Komisyon metni lidere sunacakmış falan filan. Bitmedi, tükenmedi. Galatasaray takımının yana ve geriye nafile futbol oynaması gibi top çeviriyorlar. Bunların kurmayları varmış. Necati Ateş ve Selçuk İnan gibi. Muhalefet liderleri arasında Gültekin Uysal diye biri de varmış. O kim yahu?